Tamam kızım. Hadi gözümüz aydın olsun. Bana haber ver ama. Ha? Kurtulmuş musun sen? Evet. Ah çok şükür. Oh. Bir de şarkıcılık çıktı. Elde mikrofon, oradan oraya. Para için olacak şey mi? Sanki yoksul. Veysel de hiç alışamadı bu dağınıklığa. Daha ilk günden beri çiftlik çiftlik diye tutturdu. Sen merak etme, ben işleri toparlayacağım. Ailemle birlikte daha da güçlü bir şekilde döneceğim topraklarıma. Hayriye Hanım. Canını sıkmayı istemem pek ama şu iflas planı pek işe yaramayacak sanırsam ha? Candan Hanım burnu düşse yerden almaz vallahi. Sus Zemzem, sus, kimse duymasın. Ben bu oyunu torunların birbirinin kıymetini bilsinler diye oynadım. Az daha bekleyelim. Ha, eli kulağındadır. Candan da çocuklar da dayanamaz. Yakında düşerler. Hayriye Hanım. Ne diyorsunuz siz? Bu olanlar iflas miflas falan, yani bunlar oyun muydu? Numara mıydı bunlar yani? Olur mu öyle şey canım? Abla ne diyorsunuz siz ya? Zemzem, sen de mi biliyordun? Ayı olamaz. Nasıl olur? Olacak şey değil. Ben... Hanım! Yok, hayır. Ben bunu kabul edemem. Gidip Candan Hanım'dan haber vereceğim. Sakın Veysel. Sakın. Burunları sürtmeden, aile olmayı öğrenmeden hiç kimse bir şey bilmeyecek. Üçümüzün arasında kalacak. Kimse bir şey bilmeyecek. Otur Veysel. Otur. Hayır hanımım, yani eğer böyle olduğunu bilseydim ben o kadar hayvan sahipsiz kaldı, topraklar sahipsiz, bakımsız. Ben bırakmazdım hayvanlarımı, dururdum başında. Veysel, ben biliyorum senin derdini. Kahyalık elden gitti diye karaları bağladın sen. Büyük hanım ne diyorsa odur. Ne sana ne bana laf düşmez. Tamam hanımım, bakın ben bugüne kadar siz ne dediyseniz yaptım. Gerektiğinde sırrını da sakladım. Ama kusura bakmayın, ben bunu saklayamam, gizleyemem. Candan... Konu kapanmıştır Veysel. Git kapıyı aç. Fatoş markete gitmişti, gelmiştir. Hayriye Hanım, bir bakar mısınız? Fatoş değil miymiş? Kimmiş gelen? Yürümüş balkon.